hikayesi böyle trajik olmaz elbet. Yeter. 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 Bu dertler. Yeter. 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 Bu dertler. Vur kafasına dünyanın. Yeter de bence canım. Derdi kederi bırak. Küründen kabare, tiyatro sahnelerinde bir dönmenin merak uyandıran dehşetengiz hikayesi. Yeter, yeter bu dertler. Medyaskop TV'den herkese iyi günler. Bugünkü özel yayınımızın konusu Küründen Kabare tiyatro oyunu. Konuğumuz da oyunun hem yazarı hem de oyuncusu Seyhan Arman. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İlk önce sizi tanıtarak başlamak istiyorum. Buyurun. Adana doğumlusunuz. 94 yılında tiyatro ile başladınız kariyerinize. Aynı zamanda sinemada, tiyatroda ve televizyon dizilerinde yer aldınız. Birçok ünlü yapımda da oynadınız. Güneşi Gördüm, Behzatçı, Bir Ankara Polisiyesi, Yeditepe İstanbul'da yer aldınız. Aynı zamanda ödüllü bir oyuncusunuz. Evet. 22. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde Teslimiyet filmiyle jüri oyunculuk özel ödülünü, Neredesin Aşkım filmiyle hem insan hakları özel ödülünü hem de yabancı film dalında en iyi yabancı film ödülünü aldınız. Kuyu'da tiyatroda insan hakları ödülünü aldınız. Kuyu Garip Çelik'in en son oynadığım kısa film. Garip Çelik'in yazıp yönettiği bir film. Ankara'dan ödül, bahsettiğiniz ödülü aldık. Henüz festivalleri geziyor, daha seyirci görmedi ama ilk ödülümüzü aldık. Hayırlı olsun. Şimdi gelelim oyuna. Web sitesinde, kürundenkabara.com web sitesinde oyununuzu şu ifadelerle tanıtmışsınız. Küründen Kabara'da bir zamanlar haber bültenlerinde dehşet saçarken gördüğünüz, o çok eğlendiğiniz mekandaki şen şakrak solistinden bildiğiniz, yoldan geçerken çaktırmadan süzdüğünüz, cinayet haberlerinde ne de sık rastladığınız ama transseksüellikle ilgili ne kadar fikriniz, olumlu ya da olumsuz ne kadar ön yargınız olursa olsun, aslında daha önce hiç tanışmadığınız Serpil'le tanışacaksınız. Yazıp oynadığınız oyunun yönetmenliğini Melisa İclal Yamanar'da yapıyor. Dramaturgluğunu Sinem Özdek'in yaptığı oyunun dekor ve kostüm tasarımı Aslı Ersüzer'e, ışık tasarımı ise Cem Yılmazer'e ait. Evet, ve dış ses de Engin Alkan. Öncelikle bilmeyenler için soralım. Lubunca bir kelime çünkü bildiğim kadarıyla. Küründen ne demek? Önce Lubunca ne demek onu belki bilmeyenler için söylemek gerekir. LGBTİ bireylerin kullandığı bir argo değil. Biraz uydurma, biraz Romence'den geliyor galiba. Çok tarihini şeyini bilmiyorum ama. Kür de orada o dilde kullanılan yalan anlamına gelen bir kelime. Küründen de yalandan demek. Yani böyle Türkçeleştirdiğinizde yalandan kabare deyince pek anlamı yok ama o niye küründen kabare? Bunu biraz oyun da anlıyor seyirci galiba. Bir de ben böyle seviyorum öyle lubunca isimler koymayı falan. Ne bileyim kedim vardı adı Zırıldı falan. Öyle şeyler koymayı seviyorum, o yüzden olabilir. Peki Diyarbakırlı Deli Serpil karakterini birazcık bize anlatır mısınız? Serpil anlatılmaz yaşanır dermişim. Serpil bir kere çok gerçek bir karakter. Olaylara acıt eden bir yerden yaklaşmayan, yani oyunun dilinden bağımsız olarak söylüyorum. Serpil'in hayattaki duruşu, belki de karşılaştığı travmaları gullümle, yani şakayla, komediyle kapatmaya çalışan bir karakter ve güçlü bir karakter olduğunu düşünüyorum Serpil'in. Çünkü her şeye rağmen, trans birey olmasından bağımsız olarak söylüyorum, hayatta kalma mücadelesi var ve bunda başarılı olduğunu söylüyorum. Hepimiz gibi yani aynı kaygıları taşıyan, işte işle, aşkla, aileyle, bu hayatla ilgili bir sürü kaygıları olan ve bunlarla çok güzel bence baş edebildiğini düşündüğüm bir karakter. Peki Serpil, bu zamana kadar işlenmiş veya işlenilmesi düşünülen
Trans birey karakterlerden farkı ne? Yani bize farklı olarak neyi göstermek istiyor? Gerçek olması işte. Yani şimdi trans bireylerle ilgili pozitif ya da negatif bir şekilde ayrımcılık var. Negatif olanın zaten nereye gittiğini biliyoruz ama pozitif ayrımcılıkta bile bazen ayırdığın zaman birisini diğerlerinden bıçak sırtı bir yere gidiyor aslında konu. Yani aman iyi davranalım, ay o da şöyle yapalım gibi böyle çok hassas bir yerden davranıldığında karakterlerde, ki tiyatroda bu olabiliyor. O zaman bana çok doğru gelmiyor açıkçası. Serpil hem kendisi için daha acımasız diyebileceğimiz bir yerden, çok açık biçim bir yerden, hem de genel olarak anlattığı hikayelerde de öyle. Belki bu kadar cesur bir metni bir başkası oynasa ilk etapta tepki de belki alabilirdi. Gerçi bizim aldığımız, işlediğimiz yerden koyduğumuzda çok tepki alacak bir şey yok. Trans birey olmama ve kendim yazmama rağmen benim için de bıçak sırtı bir konuydu. Çünkü bir yandan LGBT bireylerin beğenisini kazanmak durumundayım. Transları rencide etmeyecek bir şey yazmak durumundayım. Öteki taraftan ana akım tiyatro seyircisinin bir beklentisi var. Onlara o beklentiyi sunmak durumundayım. Diğer taraftan da LGBT'yi aktivizm anlamında, özellikle translarla ilgili bu hayatta olan dertlerimi aktarmak durumundayım. En önemlisi de emek harcayıp gelen seyirciye bir seyirlik keyif sunmak zorundayım. Çünkü tek kişilik oyunlar zordur. 1,5 saat gelip seni orada oturup hiçbir şey yapmadan izliyorlar ve onları sıkmadan, saate bakmalarını sağlamadan, acaba ne zaman bitecek demeden oyunu tamamlamak gerekiyor. Bu kadar dert olunca da onları 1,5 saate sıkıştırmak biraz şeydi, benim için de aslında zordu. Ben genelde de öyle olduğum için belki, ama yazdığım metinde de çok gerçeği anlattım. Yani tek taraflı olmamaya çalıştım. Atıyorum Serpil polislerle kavga ediyorsa, ki öyle bir sahnesi var. Direkt polisleri suçlayan, sistemi suçlayan ya da Serpil'i şirin gösteren veya Serpil'i suçlayan gibi bir yerden yapmak istemedim. Bir hikaye anlatıyorsam o hikayeyi ortaya koyuyorum bütün çıplaklığıyla. Seyirci de kendi yaşanmışlığıyla onu meç ediyor. Ve herkes oradan başka bir şey çıkarabiliyor. Oyunun en büyük özelliği aslında bu. Hiçbir zaman bu budur diye altını çizmiyorum anlattığım şeylerin, yazar olarak söylüyorum bunu. Ortaya koyuyorum hikayeyi. Bu bir bardak çay burada. Yani çay içmek yayında sakıncalıdır ya da değildir ya da çok iyidir, sesini yumuşatır demiyorum. Bir bardak burada bir çay var diye onlara gösteriyorum. Ya da anlattığım bir tane hikayeyi aslında ajite edecek olsam bütün bir oyuna yayabilecekken, bazılarını özellikle bile isteye üstün körü geçiyoruz. Ve bazen üstün körü geçtiğimiz yerleri de seyirci çok güzel alıyor ki geri dönüşlerinde onu duyuyorum seyirciden. Peki bugüne kadar medyada birçok şekilde LGBT bireyler işlendi desem biraz eksik kalacak. Çünkü hep böyle karikatürize bir anlayış var. Yani gay ise şirindir, işte eğlenceli hareketler yapar ya da transseksüelse mutlaka bir sokakta dayak yer vesaire gibi, teaser'da gördüğümüz gibi. Bu tarz temsillerin, medyadaki bu tarz temsillerin gerçek hayatta bu bireylerin hayatına ne gibi bir etkisi oluyor? Sen bir insan hakları aktivistisin aynı zamanda. Yani gerçek hayatta bize şöyle yansıyor. Bu ben dahil hepimiz için geçerli. İnsanlar oradan öğrendiği için bir ön yargı geliştiriyorlar farkında olmadan, öyle olduğunu zannettikleri. Bir dizi için görüşmeye gitmiştim ve ön yargı, ben de diziye ön yargılıydım. Çünkü o güne kadar trans bireyler, işte eşcinseller falan çok kötü yansıtılmıştı. Ben bayağı böyle gidip bunlara bir ders vereyim şeyiyle, egosuyla gittim. Hani nasıl böyle şeyler yazarsınız diye. Senaryo geldi ve baktım güzel yazmışlar. Şaşırdım. Bir iki hata vardı. Şey dedim, daha tamamlıyoruz gibi bir şey söylemişlerdi. Varoluşuma ters olacak bir şeyi oynamam ben demiştim. Ay olur mu öyle dedi. Biz hep travestileri işte şey yapıyoruz, işliyoruz, geyleri işliyoruz falan. Dur seni yazarımızla tanıştıralım diye. Senarist geldi. Baktım ki transfobisinin ya da homofobisinin farkında değil. Öyle olduğunu zannediyor. Bu aslında LGBT bireyler için de böyle. Çünkü biz de bu toplumda yaşıyoruz. Biz de böyle olduğunu düşünüyoruz. Bu sadece bizim için değil. Kürtler için de böyle, Aleviler için de böyle, Cumhuriyetçiler için de böyle, AKP'liler için de böyle. Fark etmez. Birileri ler diye bir şey yapıyorsak, bir grup, televizyoncular, gazeteciler, hep böyle belirli kalıplar var ve oradan yürüyor.
Translarla ilgili özellikle uzun yıllar 90'larda işte yine o adamlar travesti dehşeti gibi başlıklarla haberlerde çok göründük ve insanlar korktular ve öyle olduğunu zannettiler. Daha sonra tabii ki bir takım şeyler değişti. Biz de geliştik bu anlamda, biz de öğrendik. Yani daha önce transseksüelliğin ne olduğunu belki bilmiyorduk. Varoluşumuz olduğu için içinde olduğumuz bir nehirde aslında tutunabileceğimiz dallar olduğunu gördük ya da işte kendimizi adlandırabileceğimiz, ne olduğumuzu fark ettiğimiz şeyler oldu. Bu süreçte bizimle birlikte özellikle sosyal medyanın gelişmesiyle, teknolojinin gelişmesiyle diğer herkes de gelişti. Bugün Google'a bir travesti yazdığında, transseksüel yazdığında iyisiyle, kötüsüyle, doğrusuyla, yanlışıyla bir sürü şey görebiliyorsun. Günümüzdeki temsillere bakarsak galiba işte dizilerden, kamera önünden, sinemadan bahsediyorsun. Evet, çok kötü şeyler var. Bazen korkunç hikayeler var ama iyi şeyler de oluyor. Aile arasında mesela şu anda işte gündemde olan Gülse Birsel'in filmi, Ayta Sözer'in oynadı. Henüz filmi izlemedim ama geri dönüşleri okuyorum. Çok olumlu bir yerde olduğunu düşünüyorum. Çünkü böyle klişenin altını çizmeyeceklerinden kendi adıma çok eminim. Ondan önce de belirli televizyon dizileri de oldu. Özellikle kısa filmler ya da ana akım sinemanın dışındaki sinemada, alternatif sinemada veya işte festival filmlerinde çok iyi işler oluyor. Öğrenciler çok iyi şeyler çekiyor. Bunlar yavaş yavaş değişecek. Yansıması nasıl oluyor? Onu sunduğunuz zaman öyle zannediyor insanlar. Doğal olarak da sana bir komedi malzemesi olarak bakıyor. Sana bir ucube olarak bakıyor. Korkacağı bir şey olarak bakıyor. Böyle olunca da her tanıştığın insanla da bir dakika, hayır yanlış biliyorsun, ben aslında buyum demeye çalışıyorsun. Bu hepimiz için aslında geçerli olan bir şey değil. Ve bu da insanın hayatını zorlaştırıyor. Bir iş görüşmesine gidiyorsun mesela. İş görüşmesinde kimsin, ne iş yaptın vesaire. Onlar ön plandayken benim için transseksüellik ön planda oluyor. Önce o kişilerin ön yargılarından arınmaları için belirli maskeler takmak zorundayım. Belki kendimi daha şirin gösterebileceğim. Belki işte entelektüel olduğumun altını çizecek bir şey. Bunları mecburen yapıyorsun. Kendini bir şekilde kabul ettirmek de değil ama daha normal bir yere oturtturmak için. Ben yanılıyorsunuz, o değilim diyebilmek için. Evet, kısaca söyleyeyim. Negatif dönüşleri oluyor ama bunlar değişecek. Ben buna eminim. Güzel şeyler yapıyoruz. Çünkü trans bireyler çok güçlendi. Ben 16 yaşındayken bir trans birey görmüştüm ilk defa ve böyle bir heyecanla yanına gittiğimde Mersin'de benim böyle tişörtümün kolunu büküp bana tokat atmıştı falan. Buralarda gezme diye. Niye yaptı bilmiyorum ama hani kötü bir sahneydi. Ama bugün 10 yaşındaki çocuk bile yazsa bir yere, 15 yaşındaki çocuk bile yazsa bir yere ulaşabiliyorlar ki bana her gün sosyal medyadan işte abla ben de transseksüelim diye yazan çocuklar var. Akranlarınla buluşabildiğinde, onlarla iletişime geçtiğinde tabii ki daha doğru şeyler yapabiliyorsun ya da önünde bir sürü örnek oluyor. Onlardan ya istediğini seçebilirsin ya da kendin olabilirsin. Eskiden bize gösterilen bir tane prototip vardı. Hepimiz o olmak zorundayız diye düşünüyorduk. O yüzden değişeceğine inanıyorum bu medyada gösterilen şeylerinde. Şöyle ya, prototipten bahsediyoruz. Öncelikle bir korkunç bir prototip, prototip oluşturuluyor. Bir de tam tersi yönde böyle toplumun bir sevme şekli var ama ben daha çok zararlı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Küçük çocuk gibi hani sahipleniyorum, kollanıyorum gibi bir anlayış var. Yine senin dediğin gibi sadece işte trans olmakla ya da LGBT birey olmakla alakalı bir şey değil. Etnik ya da işte dini yönden de öteki çok olabiliyor. Evet. Için. Ötekiyi çok böyle zararlı bir şekilde sevme şekli. Sen burada anladığım kadarıyla bu oyunda tamamen objektif, yani normal yaşayan bir insan trans kimliğinden hani zaman zaman soyutlanarak ya da zaman zaman bunu fazlasıyla ya yaşayarak. Şöyle, özelde bir trans birey hikayesi. Evet. Ama geneline baktığın zaman bir insanın kendini var edebilmesini anlatıyoruz. Bir yolculuk hikayesi aslında bu. Bir insanın kendisi olabilmesinin yolculuğunun hikayesi. O yüzden bence oyunumuz sevildi ve o yüzden çok farklı kitlelerden gerçekten olumlu tepkiler alıyoruz. Dediğim gibi altını çizip bu budur diye insanlara empoze etmeye çalıştığımız bir şey yok. Ya da şirin göstermeye çalıştığımız da bir şey yok. Serpil diye bir kadın var ve o kadın hikayesini gösteriyoruz. Seyirci bunu sever ya da sevmez tabii ki seçenek ama şu ana kadar sevdiler.
güzel bir yerden anlattığımızı da düşünüyorum. Zaten öyle olması gerektiğini düşünüyorum. Az önce bahsettiğin şeyi de oyunda çok net anlatıyoruz. O ikiyüzlülüğü, bazen farkında olmadan yapılan ikiyüzlü. Canım ya, translar da ne kadar iyiler, çok şekersin, ay çok güzelsin falan diye. Bunlar aslında kişiyi öteki kılan şeyler. Güzel olmak zorunda değilim, senin o algına uymak da zorunda değilim. Şirin ya da sevimli olmak zorunda da değilim. Çünkü hepimiz tek kişi değiliz. Bir sürü insan var. Biz burada üç kadın oturuyoruz. Hepimizin birbirinden farklı hikayeleri, farklı karakterleri var. Tek tipleştiremeyiz. Yani tek tipleştirmek zaten büyük bir problem. Transların en büyük yaşadığı şey bu. Daha net anlaşılması için bir kulübe gidin bugün ya da bir eğlence mekanına, bir kavga çıkarın orada. Suçlu olun olmayın fark etmez. O mekan hiçbir zaman şunu söylemeyecek: biz kadınları almıyoruz bir daha buraya. Bu geyler için bile bazen böyle. Ya da erkekleri almıyoruz. Ama ben gideyim orada bir kavga çıkarayım, travestileri almıyoruz diyecekler hemen. Çünkü hepimiz aynı olmak zorundaymışız, hepimiz aynı şeyi yapacakmışız gibi. Benim de mücadelem aslında bu. Hayır, ben, beni genelleyemezsiniz. Yani ben Seyhan'ım ve bana buradan bakmalısınız. Benim derdim zaten Serpil'in derdi. Orada aktarıyorum. Serpil de aynı şeyi söylüyor. Serpil ben diye bir şarkısı var. Sadece Serpil, yani ben Serpil'im, bu kadarım diyor. O zaman toplumun negatif ve pozitif yaklaşımlarına karşı aslında politik bir oyun. Hani bizi insan olarak anlattığı için politik bir oyun diyebiliyoruz. Transların varoluşu zaten politik. Yani şimdi politikten ne anlıyoruz? Tabii hepimiz başka başka şeyler anlıyoruz ama bir politika yapalım diye yola çıktığımız bir şey değil. Ama evet, politik bir oyun. Anladım. Peki oyuna gelen tepkiler nasıl? Yani oyunun sitesinde gerçi sosyal medya paylaşımlarına da yer veriliyor. Fakat dışarıdan siz nasıl tepkiler alıyorsunuz? Yani ben bir kere gerçekten hayret ediyorum o tepkileri verdikleri için. Anlattığımız şeyleri o kadar net alabildikleri için. Şu ana kadar bir 12-13 oyun oynadım ve çok farklı kitlelere oynadık bunu. Yani bir tiyatro seyircisi diyebileceğimiz profile de oyun oynadık. Tiyatronun ustaları dahil olmak üzere oyuncuları ve bu işin profesyonellerini de oynadık. Ama mahalleden insanlara da oynadık. İşte Beşiktaş Belediyesi ile ücretsiz oynadığımız oyunda bedava bir oyun var diye gelmişlerdi. Bayağı mahalleden teyzeler falan. Ya da ne bileyim, benim hatırıma işte çok tiyatroya gitmeyen ama ay Seyhan'ı da izleyeyim diyen insanlar da oldu. LGBT'yi bireyler de oldu falan. O kadar çok farklı kitleye oyun oynadık ki hepsinden anlattığımız şeylerin geri dönüşleri oluyor. Yani bizim de belirli ön yargılarımız var. Tiyatrodan anlamadığını düşündüğün bir seyircin gelip de ya duygu geçişleri çok iyiydi dediği zaman böyle bir kalıyorsun, hani nasıl yani falan diyorsun. Şimdi şey de yapamıyorum kendim oynadığım için ama gerçekten bu oyunu başka biri yapmış olsaydı ben böyle yoldan insanları tutup bu oyunu izlemelisiniz derdim. Hatta dün bir çocuk vardı salonda, annesiyle babasıyla gelmiş, yanlışlıkla gelmiş. Önce kabul etmedik biz, hani bir çocuk için uygun olabileceğini düşünmüyoruz. Yani şeyden değil, oyunun içeriğinden ziyade tiyatroda o yaştaki bir çocuk, genç bir çocuktu ama olsun. Ailesi tamam biz istiyoruz, biliyoruz bir trans bir hikayesi olduğunu, çocuğumuz da tiyatroya gidiyor falan dedi. Biz böyle biraz onları kırmamak için kabul etmek durumunda kaldık. Oyun başladı, ilk etapta böyle bir çocuk güldü falan. Ben de hemen dikkat kestirdim. Acaba oyunu bozacak mı, şey olacak mı diye. Sonra bütün oyun gayet sessiz bir şekilde izledi. Hatta oyun sonu selama çıktıktan sonra böyle bir ineyim bir makas alayım diye düşündüm. Çocuktan da sonra utandım, yapamadım. Yani herkesin anlayabileceği bir oyun yaptık. Zaten bir şeyi anlatmıyoruz. Bu budur dediğimiz bir şey değil. O kadar çok dolu dolu bir metin oldu ki herkes istediğini alıyor. Bir konuyu anlatıyorum, ortaya koyuyorum, bakın budur diye. İnsanlar farklı farklı tepki veriyor kendi yaşanmışlıklarıyla ilgili. Anlaşılması için şöyle bir şey söyleyeyim. Serpil'in çocukluğuna indiğimiz bir yerde Allah'a yalvardığı bir sahne var. O benim için çok dramatik. Yani çok onu da öyle bir yerden de oynuyordum. İkinci oyunumuz mu neydi? Sonra bir baktım seyirci kahkaha atıyor. Eyvah dedim, yanlış oynuyorum ben galiba. Hani seyirci burada nasıl kahkaha atar? Dönüp seyirciye baktım. Seyirciyi açmadığım bir yerde orası. Ve baktım bir trans birey böyle kahkahalarla gülüyor. Oradan bir kadın, bir erkek daha vardı. Onlar da gülüyorlar. Ama yanlarında bir kadın böyle çok şok olmuş bir şekilde. Bence de şok olacak bir yer zaten. Farklı tepkileri görünce ha dedim, bende sorun yok. Devam ettim oyuna. Sonra oynadıkça anladım ki
Zaten bunu yapmaya çalışıyorduk ama gerçekten böyle olabileceğini düşünmemiştim. Aynı konuya bile insanlar farklı tepki veriyor. Farklı şeyler gördükleri, farklı bildikleri için. O yüzden geri dönüşler şu ana kadar çok iyi oldu. Negatif hiçbir geri dönüş olmadı. Hiç şöyle başka bir yerden bir eleştiri de almadık. Gayet iyi şu anda. Zaten seyirci kulaktan kulağa yapıyor. En büyük beklentimiz de o. Çünkü alışmışlar ünlü birisi olsun biz tiyatroya gidelim gibi bir şeye. Maalesef ana akım tiyatro seyircisi de buna alışmış. Ama bizim seyircimiz bir kişi gelip izleyip gerçekten 10 kişi getiriyor. Öbürü şirketini getiriyor. Veri ki bilmem ne yapıyor falan. Böyle böyle oyunlarımız da olmaya başladı. Dün dediğim gibi Ankara'da oynadık. Hemen tekrar bir grup gelmişti. Ya biz bilmiyorduk hani oyunun bu kadar iyi olacağını falan. Biz tekrar gelmek istiyoruz. Daha büyük grubumuz var, bir daha gelir misiniz falan. Hemen konuşuldu. Ocak'ta bir de Ankara'ya gideceğiz mesela. O yüzden güzel şeyler olacak galiba. Peki şunu da merak ediyorum tiyatro ile ilgili. Tiyatro ana akım mecradan uzak bir mecra. İşte televizyondan, sinemadan vesaire. O yüzden trans görünürlüğün, yani görünür kılmak için de aslında güzel bir alan gibi gözüküyor. Yani doğru aktarıldığı zaman, doğru işlendiği zaman aslında düşündüğümüz gibi doğru bir mecra mı? Kesinlikle öyle. Doğru işlenen şeyler de oldu. Son 5-6 yıldır trans karakterleri çok fazla görüyoruz tiyatroda. Kötüleri de oldu maalesef ama çok iyileri de oldu. Mesela Sumru Yavrucuğ'un oynadığı Kimsenin Ölmediği Bir Günün Ertesi'ydi. Eleştirilebilecek yerleri mutlaka vardı ama şimdi Sumru Hanım'ın kitlesini düşündüğünüzde aslında daha önce hiç trans bireyle karşılaşmamış bir kitleyi çok gerçek bir yerden okuyarak bir trans bireyle, Umut'la tanıştırdı. Ben de çok sevdim Umut karakterini. Sonra Garaj'da Enis Arıkan'ın oynadığı karakter vardı. O da mesela bana böyle ilk etapta şey geldi. Çok abartılı bir yerden mi oynuyor ya? Çok mu klişe alacak falan derken o kadar çok karakter bizi içine aldı ki o karakterin öyle olduğunu bize yansıttı ve o da çok iyi bir işti. Hiç alakasız bir yerde, alakasız iki insanın tanışıp bir sohbetinin bir geceyi anlatan bir oyundu. Onun gibi var. Başka oyunlar da var. Bu sezonda var. Emek Tiyatrosu'nda da Sevmekten Öldü Desinler oyununda Berfin Zenderlioğlu'nun yönettiği oyunda da bir trans hikayesi var. Evet, birçok trans birey hikayesi var. Bazen çok yanlış okuyabiliyorlar. Bazen pozitif ayrımcılık yaptıkları için yanlış okuyorlar. Diyelim ki oyunda 5 karakter var ama trans bireye böyle aman ona dokunmayalım, iyi davranalım, yüceltelim, böyle bir naif yaklaşalım dedikleri zaman aslında ayrışmış oluyor. Bizim oyundaki en büyük fark da aslında bu. Öyle bir şey, öyle bir yerden okumuyoruz. Yani ne yazar olarak ben, ne oyuncu olarak ben, ne Serpil'in kendisi, Serpil'e acımıyoruz. Ya o da trans bireye canım ya, yazık, zavallı, tüh tüh nelerde yaşamış gibi bir yerden asla okumuyoruz. Ajitasyona düşmemek için, bazı şeylerin kendisi ajitasyon, ajitasyona düşmemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Sıradan bir okumada aslında bağıra bağıra ağlayıp anlatılabilecek şeyleri gayet soğukkanlı bir şekilde anlatıp üzerini kapatıp geçiyoruz. Ama biz öyle geçtiğimiz için seyirci o duyguda olmuyor. Bambaşka bir duygulara da girebiliyor. Bu sebeple evet tiyatro her zaman ayrılmıştır. Dün de bugün de yarın da ayrılacak. Ve fakat şu bir gerçek ki tiyatro camiası da transfobikmiş. Ben bunu yaptığım oyunla anladım. Öyle bildiklerini zannettikleri bir gerçeklik üzerinden gitmişler. Beni bile hani uzun yıllardır tanışıyoruz ve ben tiyatro camiasının bir içinde bir insan olmama rağmen Küründen Kabare'yle artık sen oyuncuymuşsun gibi bir kabule de geçmiş oldular. Ana akım tiyatro için bence iddialı konuşacağım ama Küründen Kabare bir devrim. Bir trans bireyin, hem transseksüel bir oyuncunun hem de bir gerçek bir trans birey hikayesinin vurduğu bir damga gibi geliyor bana. O yüzden de tiyatro camiası daha şu kadarcık oynamışken bile aslında oyunumuzu konuşuyorlar. Bu da çok güzel. Hedeflerimden bir tanesiydi. Çok da mutluyum ayrıca. Önce böyle dışlandığımı hissettiğim zamanlar da oldu bazı tiyatrolardan falan. Ama şu an geldiğimiz nokta benim için önemli. Gayet kucakladılar.
Gel bizle oyna diyen tiyatrolar da var. Hiç biz talep etmediğimiz halde bize indirim yapan, sahne kirasından indirim yapan tiyatrolar da var. Yardım eden, duyurumuzu yapan, afişlerimizi asan, hiç oynamadığımız halde olan tiyatrolar da var. Tiyatrocu arkadaşlarımız da var. O yüzden güzel bir yere geldik. Bence güzel bir tanışma oldu diye düşünüyorum. Ve tiyatro camiasında eminim bundan sonra da çok daha iyi bir karakterler, çok daha gerçek karakterler olacak, olmaya devam edecek. Peki senin var mı böyle bir planın? Yani Küründen Kabara'dan sonra bu tarz çalışmalar gelecek mi? Şöyle, ben aslında tek kişilik bir oyun yapmaya karar verdiğimde, çünkü Matmazel Coco diye bir karakterim var ve eğlence hayatında kendini var eden bir şey. Cuma cumartesileri çalışıyorum. Her ekipte kendimi var edemiyordum. Tek kişilik olsun istiyordum. Birkaç yıldır arıyorum. Hiçbir şekilde bir transfer hikayesi oynamak istemiyordum. Çünkü ben hayatımda benden beklenileni yapmamaya çalışan bir insanım. Transseksüelsin, işte sarı uzun beline kadar saçın olacak. Gündüz gözüyle pavyon makyajıyla gezeceksin. İşte bir ortama girdiğimizde oradaki erkekle işte flört edeceksin falan filan, neyse işte genel şeyler. Ya da transseksüel bir oyuncusun, kendi hikayeni anlatacaksın gibi bir şeyden kaçmak için. Belki de bir ön yargıydı, bilmiyorum. Başka oyunlar okudum, oyun aradım. Androjen bir şey olsun dedim, şu olsun bu olsun. Uzun süre oyun bulamadık. Sonra Engin Alkan, sağ olsun, tiyatro camiasında çok sevilen bir isimdir ve hocamızdır. Yani hiç hoca olarak gidip ders almamış olsak bile çoğumuzun hocasıdır. Çok önemli bir isim. Kulağımı çekti. Çünkü hep onun kapısını çalıyordum. Engin Bey, şunu yapsak mı, böyle olur mu falan diyor. O da benim için çok okuma yaptı. İstediğimiz şeyi bulamadık. Artık yapacaksan yap Seyhan. Eteğindeki taşları dök dedi. Böyle beni bir azarladı falan. Ben de hemen kendime geldim. Çünkü ön yargım vardı. Yazar değilim ben, yazamam gibi. Cebimde bu varmış. Bu çıktı ortaya, neyse. Dramaturg Sinem Özdek'le çalıştık. İyi ki. Ben yazmıştım böyle sayfalar dolusu ama Sinem beni topladı etti. Bak burada yanlış yapıyorsun, şunu da şöyle anlatmamalısın falan diye. Oyunda da çalıştık kendisiyle, hala çalışıyoruz. Bu sebeple bu Küründen Kabare çıktı. Bir daha bir transfer hikayesi yapmam zannetmiyorum. Yani büyük konuşmayayım, eğlenceli başka bir şey çıkar, bir şey olur. Başka bir yerden okuduğumuz bir hikaye olur. Elbette yapabilirim. Şimdiki şeyim... Bu oyunda kendimi çok sınırladım. Çünkü Matmazel Coco'da ve Seyhan'ın genel hayatta daha eğlencelidir, laf sokar, işte bilmem ne diye bir imajım var. Bu oyundan da aslında onu bekliyorlar. Ben tam tersi olsun diye hiç doğaçlama bile yapmamaya çalışıyorum. Rejide kalmaya çalıştığım bir oyun. Bir sonrakine, o yüzden çok zorlanıyorum, bir sonrakini daha rahat istiyorum. Daha bu yeteneğimi ortaya dökeceğim. Seyirciyi böyle gayet eğlendirecek, gündelik dertlerden koruyacak ama böyle illahi bir mesaj vermek zorundayız diye hissetmeyeceğim bir şey. Gerçi benim dertlerim çok bu hayatta, mutlaka olacaktır ama daha böyle çerezli bir şey. Ama sonunda mutlaka sözümüzün oldu, deyip gitmeyeceğiz. Seyirciyi eğlendireceğimiz bir şeyi planlıyorum. Fakat bir yandan yeni bir oyun yazmaya başladım. Gasilhane diye. Bana rol yok, çok komik. Ama ister istemez hiç mesaj vermeyeyim dediğim halde toplumsal cinsiyete gönderme yapan bir sürü şey oldu. O eğlencenin içerisinde olmasına rağmen. Demek ki benden de bu çıkıyor. Bilmiyorum, şimdi büyük konuşmak istemiyorum. Bir daha başka bir transfer hikayesi çıkarsa, güzelse yaparım ama çok konuşuyorum galiba. Ama şunu da düşünüyorum ki Küründen Kabare'nin yolu çok uzun. Yani ana akım tiyatroda ne kadar gider bilmiyorum ama benim ikinci bir yolum daha var. Ben bugün size anlattığım buradaki her şeyi zaten Küründen Kabare'de anlatıyorum. Seyhan olarak ulaşamadığım yerlere ulaşmak için Küründen Kabare'yi yazdım zaten. Üniversitelere çağırıyorlar, işte gel konuşma yapalım falan, hep bugüne kadar gidiyordum. Artık diyorum ki geleyim size oyun oynayayım. Geçtiğimiz günlerde Dersim'den teklif aldım. Gelip oyun oynar mısın? Tiyatro salonunuz var mı dedim. Yokmuş maalesef oynayabileceğimiz. O zaman dedim şimdi gelemem çünkü burada bir ışık tasarımcısının yaptığı ışık var, dekor var, o var bu var. Ana akım tiyatroda bu şekilde tükettiğimde oyunu, bir kahvehaneye gidip birkaç aksesuarla oturup anlatabileceğim şekle getireceğim. Yani aslında ömür boyu Küründen Kabare'yi oynuyor olacağım. Çünkü bu dertler zaten değişmeyecek. Köylere gidip oynamak istiyorum. Yani aslında şu anda yapabilsem ve gitsem o kadar çok istiyorum ki. Arslanlıköy'dü galiba, tiyatrocu kadınların olduğu bir köy var ya. Ümmü müydü hanımefendi, ismi unuttum şu anda. Mesela oraya özellikle gitmek istiyorum. Çok gitmek istediğim yer var. Ve çok güvenli bir yerde değildim Küründen Kabare'yle. Hep korkuyordum. Yanlış mı olacak? Şöyle mi olacak? Böyle. Ama o kadar çok
iyi geri dönüşler oldu ki benim de artık güvenim yerime geldi ve şey yapacağım. Evet, bu oyunu herkes izlemeli noktasına geldim. Şu an bir Avrupa turnesi konuşuyoruz mesela ve ben bunu bayağı yıllarca oynayacağım diye düşünüyorum ve şunu gördüm ki insanlar da bir dönüşüm sağlıyor Küründen Kabare. Birilerine bir şey anlatmıyoruz, bir özür belirtmiyoruz. Canım bak ben de böyleyim, beni kabul et gibi bir yerden değil. Ben bir insanım, bak bu da benim hikayem diyorsun. Ama anlattığımız şeyler aslında o kadar önemli şeyler ki kahkaha atarken bile bunu düşünüyorlar. Çünkü seyirciler bana şey diyor, ya güldük ama orada da ayıp oldu galiba falan duygularıyla geliyorlar. Ve oyun sonrası trans bireylere bakış açılarının değiştiğini görüyorum seyircinin. Benim hayattaki en büyük dertlerimden bir tanesi bu varoluşumun aslında tırnak içinde söylüyorum ne kadar normal olduğunu göstermek. Bu oyunda onu gösteriyor. Yani bir trans birey hikayesi bir daha oynar mıyım? Küründen Kabare çok tükenirse belki ama şu anda yok. Benim bir dahaki sorum Diyarbakırlı Deli Serpil'i ne zamana kadar izleyecek? Yani izleyeceğimiz de ama anladığım ömür kadarıyla boyu. Küründen Kabare evet. Seyirci istediği sürece. Yani ben şimdi bilmiyorum. Şeyi de çok korkuyorum. Acaba sıkılır mıyım bir süre sonra oynamaktan? Hani sürekli haftada iki tane oynadığım, her hafta bir tane mutlaka oynuyorum. İki tane oynadığım da oluyor. Bir süre sonra çünkü tepkiler güzel geliyor ve seyirci gelmeye başladı. Artık duyuluyoruz. Üç tane falan oynadığımda ne olacak bir haftada? Şehir tiyatrolarında yedi tane oynuyorlar ama bu gerçekten tek kişilik ve böyle bıçak sırtı bir konu falan olduğu için de şey yapıyorum. Bir de ben çok mükemmelliyetçi birisiyim galiba. Seyirci ayakta alkışlayıp bis istiyor falan. Ben hala işte şurası olmadı, burayı nasıl oynadım diye utanarak selam veriyorum. Çünkü bize hep yıllarca şeyi öğrettiler tiyatroda. Emeğe saygı. Emeğe saygı dedikleri tiyatrocuların emeğine saygı. Bazen böyle beğenmezdik oyunu. İşte hocalarımız derdi ki öyle bir şey yok, emeğe saygı. Beğenmediğin oyunu ayakta alkışlardık falan. Ben de diyorum ki evet emeğe saygı ama seyircinin emeğine saygı. İstanbul gibi bir yerde bir insan bir oyunu izlemek için yarım gününü harcıyor. O kadar yol gidiyor. Para veriyor, zaman veriyor. Ve kötü oyun izletmeye onların hiç kimsenin hakkı yok. Bir oyunu biri beğenir, biri beğenmez başka bir şey. Ama bazen korkunç şeyler izliyoruz ve diyorsun salondan çıkıp sen beni bunun için niye buraya getirdin? En büyük kaygım oyunla ilgili seyircinin emeğini boşa çıkarmamaktı. Ve gerçekten bana insanlar oyun sonu teşekkür ediyor. Ben de onlara içimden gelerek teşekkür ediyorum. Geldikleri için, zaman ayırdıkları için ama verdikleri paranın, verdikleri zamanın karşılığını aldıkları için de çok mutlu oluyorum. O yüzden hani emeğe saygı mevzu bence orada. Soru neydi? Ben gittim ne ama. Soru bende de gitti. Merve'ye geçeceğiz. Şimdi tiyatronun takvimini görelim. Oyunun takvimini görelim. Bir yandan da ben de hatırlatayım. 25 Aralık'ta Kadıköy Emek sahnesinde, 11 Ocak'ta Kadıköy Baba sahnede, 11 Ocak'ta özür dilerim Kadıköy Baba sahnede, 15 Ocak'ta Karaköy ikinci sahnede, ikinci kat sahnede, 22 Ocak Kadıköy Emek'te, 29 Ocak'ta da Karaköy ikinci katta tekrardan oynayacaksınız. Oyunun turneleri olacak mı? Ankara'ya evet. Gidip geldiniz, devam edecek evet, mi? Evet, şimdi Ankara tekrar istediler bizi. Bu defa daha büyük bir salona başka bir şekilde gireceğiz galiba, net değil ama Ocak sonu Ankara'ya gitmeyi düşünüyoruz. Ocak içerisinde de İzmir ve Adana var. Ben çok istiyorum Adana'ya gitmeyi, memleketimde oynamayı. Konuştuğumuz yani Ocak ayında bu üçü olacak. Bursa'da galiba Şubat'ta olacak. Tam bilmiyorum ama Ankara'ya biz çok iyi bir tiyatro seyircisi var çünkü Ankara'nın çok özel bir yer gerçekten bu anlamda. Daha defalarca gidermişiz gibi geliyor. Ama Adana'ya gidersek Mersin'e de geçeriz herhalde. Çok net değil. Küründenkabare.com veya sosyal medyada @küründenkabare'den takip ederlerse veya beni takip ediyorlarsa oradan mutlaka duyurusunu yapacağız. Ama her hafta mutlaka İstanbul'da bir oyunumuz var. Benim sitede trans bireyler için Askıda Bilet uygulaması dikkatimi çekti. Evet. Ondan bahsedelim biraz. Askıda Bilet uygulaması, hiç Askıda mevzunu bilmeyen var mıdır bilmiyorum ama birileri bir şey alıyor, bir ekmek alıyorsun, bırakıyorsun ve ihtiyacı olan gelip alıyor gibi. Bizde Askıda Bilet uygulamasında birileri almıyor. Biz kendi prodüksiyonumuz olarak Küründen Kabare kendisi trans bireylere istedikleri bir oyuna ücretsiz bilet veriyor. Belirli kotaları mutlaka var ama bu şöyle olacak. Oyunun yazarı ben olduğum ve telif hakları bende olduğu için
ilk kuralım olacak her yerde. Dünyada nerede oynanırsa oynansın. 50 yıl sonra Amerika'da oynanacak bile olsa trans bireyleri askıda bilet uygulaması bizim oyunu birine vermek için ilk şartımız olacak. İki tane sebebi var. Birincisi evet trans bireylere pozitif ayrımcılık yapıyoruz. İkincisi de oyunda da anlatıyorum ama trans bireyler bugüne kadar bir sürü yere alınmadı. Hala alınmamaya devam ediyor ve bu bir ön yargı geliştiriyor. 10 yıl önce ben de bir kafeye giderken acaba sorun yaşar mıyım diye düşünüyordum. Şu an çok daha özgüvenli bir yerden ne münasebet ararım polisi, zabı tuttururum. İşte ayrımcılıktan avukatlarıma veririm falan diye bir özgüvenim var. Ama maalesef herkesin özgüveni bu durumda değil. O yüzden bir açık çağrı olması için özellikle bunu. Hani bedava bilet olsun başka bir şey belki ama açık çağrı translara demek istiyoruz ki çok açık olarak gelebilirsiniz. Bu tiyatronun kapısı sizlere açık. Çünkü yine ben İstanbul'a ilk geldiğimde deli gibi böyle tiyatrolara gidiyordum. Her yerde tiyatro. Arkadaşlarımı götürmeye çalışıyordum ve gelmiyorlardı. İşte alırlarmış olduğumuz sorun yaşar mıyız vesaire diye. Galiba onların tezahürü bu askıda bilet uygulaması. Şunun da altını özellikle çizmek istiyorum ki çoğu trans birey arkadaşım ben davet etmeme, askıda bileti söylememe rağmen bilet alıp gelmeyi tercih ediyorlar. Bu da beni çok gururlandırıyor. Gerçekten oradaki para falan mevzu değil çünkü bu. 30 yıllık arkadaşım, 25 yıllık çocukluk arkadaşım diyorum. Saçmalama benim oyunuma sen hani ne diye niye bilet alıp gelesin? Böyle bir şey yok. Olsun destek olsun sen çok emek verdin diyorlar. Sağ olsun trans arkadaşlarım, trans kardeşlerim. Kendimi burada bu tiyatro camiasında, tiyatro sahnesinde var edebilme yolculuğumu gördüler. Gerçekten bunun için çok uğraştım ve sen bir emek verdin diye bunun farkında olmaları beni ayrıca gururlandırıyor. Yararlanan arkadaşlarımız da var. İstedikleri zaman da bundan lütfen yararlansınlar. Ama genel olarak bilet alıp geliyorlar. Onu da öyle altını çizeyim. Çok güzel. Evet. Biz de geleceğiz. Evet, gelmediler oyunuma, oyunu izlemediler. Çünkü işte. Çünkü uyumadı zaman mı o şey olmadı? Evet, zamanları bir türlü. İstediğiniz zaman bekleriz. Saati uyduramadık. En yakın zamanda Ocak ayı gibi geleceğiz. Beklerim. Gerçekten. 11 Ocak'taki oyuna geliyoruz hatta. Öyle olur. Kararlaştırdık en son. Atladığımız bir şey kalmadı galiba. Yok, çok ciddi konuştuk galiba. Ben bu kadar ciddi konuşan biri değilim ama böyle kameralar falan olunca bazen oyunda da öyle oluyor. Ve lütfen diyorum sevgili seyircilerimize Facebook'ta canlı yayın yapmayın. Tiyatro gelip canlı canlı izlenecek bir şeydir. Orada bir kamera gördüğümde Antalya oyununa kadar öyle oldu. Böyle bir geriliyordum. Çünkü kamera görünce nasıl görünüyorum? Göz altım böyle mi? Saçım şöyle mi herhalde? Çünkü kılıktan kılığa giriyorum oyunda. Ağzım yüzüm yamuluyor. Bir sürü bir şey oluyor. Hiç onları düşünmeden oynuyorum. Kamerada galiba böyle bir şey oluyor. Ama şimdi bir anons yaptırdık. Artık çekmiyorlar sağ olsunlar. Ne diyordum? Evet, eğlenceli şeyler yapamadık. Olsun bu böyle. Oyunu izleyin. Bir dahakine belki. Ya da şey mi yaptık acaba ön yargı? Translarda eğlencelidir'in altını çizmemek için. Çok politik bir program yapmış. Çok ciddiler falan diye. Çok teşekkürler. Ben Seyhan teşekkür geldi. Ederim. Teşekkürler geldi. Ben teşekkür bu arada ederim. Çok hani eğlenceli oldum olmadı mı orasını tartışabiliriz ama ben çok eğlendim. Çok da zevk aldım. Evet, çok keyifli bir programda iyi ki geldin. Teşekkür ederim. Benim için de çok keyifliydi. Herkes de Köründen Kabare'ye bekliyorum. Para kazanmak için söylemiyorum. Onun altını çizdim çünkü Matmazel Koko'dan zaten para kazanıyorum. Anlatmak istediğim çok şey var, çok derdim var bu hayatla ilgili. O yüzden de herkes izlesin istiyorum. Hiç öyle benim annem anlar mı? İşte kardeşim bilmem ne. Herkesin anlayacağı, herkesin eğleneceği, seyirlik keyfi çok yüksek olan, gerçekten sezon içerisindeki bence ben oynuyorum diye cidden söylemiyorum. Özel kast bir iş çıktı. Bütün ekibe bu arada, kendi ekibime, beraber çalıştığım insanlara teşekkür ediyorum. Engin Alkan'a, bana destek olan Sumru Yavrucu'a, Sinem Özlek en başından beri yanımdaydı. Çok şey kattı oyunumuza. Yönetmenim Melisa İciler Yamanar'da, asistan arkadaşlarımız, müziklerimizi yapan insanlar, tasarımcılarımız, Aslı mesela şimdi Berlin'de. O kadar çok soruyorlar ki o dekoru. Sonra Cem Yılmazer, Işıkçım. Ya herkese çok teşekkür ederim. Hep beraber o kadar güzel bir ekip bir araya geldik ve herkes profesyonel çalışmamıza rağmen bir amatör ruhla böyle gerçekten içerisinde olmak isteyenlerin olduğu bir iş olduğu için bu sevgimiz
bu yapma aşkımız, bunu gösterme aşkımız o kadar çok belli ki seyirci bunu çok net alıyor. Maalesef ki hep sahnedeki alkışlanır ve sahnedeki övgü alır. Ben de bunu çok görüyorum ama bütün her zaman o aldığım duyguları şu ana kadar arkamda olan, benimle birlikte yürüyen herkes adına alıyorum. Çok iyi bir iş yaptık. Çok gururluyum. Umarım çok daha insana ulaşacağız. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Evet sevgili Medyaskop TV izleyicileri, konuğumuz Seyhan Arman ile sergilediği tiyatro oyunu Küründen Kabare'yi konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkürler, iyi günler.